Biz gösterimiz için her seferinde en iyi şarkıyı, en iyi besteyi yapmaya çalışıyoruz. En iyi tribünü yapmaya çalışıyoruz. Uzun zamandır da hep aklımızdaydı bu. Profesyonel bir albüm yapalım, gösteri bestelerinden oluşan bir albüm yapalım dedik. Bir 5 aydır, 6 aydır bunun üzerine uğraşıyoruz. Bir şeyler yaptık, şimdi siz de dinleyeceksiniz. Umarım iyi olmuştur. Sözü Gazapizm'e, Anıl Acar'a bırakıyorum şimdi. Küçüklüğümden beri Göztepe'liyim. Bu yüzden hani ben daha müzisyen olmadan önce Göztepe'ye tutuyordum. Benim Göztepe'liliğim, taraftarlığım, holiganlığım, müzisyenliğimden önce. Sonradan müzisyen olduktan sonra da ve yıllardır da bu tribüne geldiğim için bu sürekli tribünde dile getirdiğimiz bu besteleri, arkadaşlarımızın yaptığı bu besteleri artık profesyonel bir şekilde, müzikal bir şekilde insanlara sunmamızın zamanının çoktan geçtiğini bile düşündük. Bu bizim yaptığımız bir şey değil mi? Bizim boyun borcumuzdu zaten bunu yapmamız. Geç bile oldu artık. Ve bu albümü sadece biz yapmadık. Bu besteleri yazan arkadaşlarıma, Argo Orkestra'ya, bizim stüdyomuzda ekibimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Ve ben en kötü günde bile, en güzel günde bile yastığa kafamı koyduğum zaman iyi ki Göztepe'liyim dediğim için çok çok mutluyum. Çok güzel bir albüm yaptık. Biz bu albümü hazırlarken diğer kulüplerin stüdyo kayıtlarının hepsini tek tek dinledik. Dedik ki en iyisi bizimki olacak çünkü en büyük Göztepe. En iyisi bizimki oldu. Daha iyisini de yapacağız. İkincisini, üçüncüsünü de yapacağız. Bitmeyecek. Bu arkadaşlar bunu hep beraber dinleyelim bugün. Zaten her zaman bestelere söylüyoruz. Bugün biraz dinleyelim. Sonlara doğru tekrar hep beraber tekrardan söyleriz. Çok teşekkür ederim herkese Göztepe'ye. Daha iyi bir albüm yaptığımız için.